Evet, konumuz Mendel genetiği. Esas konumuza başlamadan önce şunu hatırlayalım. İnsan hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bunların içinde de hücreleri birbirinden farklı kılan DNA yer alır. Bu 46 kromozomun 23 tanesi babadan, 23 tanesi de anneden gelir. Yani herkesin kendi ebeveynlerinden gelen genlerin kombinasyonları olduğunu söylersek yanlış olmaz. Bazen kromozom sayısını 46 olarak belirtmek yerine 23 çift kromozom şeklinde de ifade ederiz. Aslında bu şekilde bir ifade bize her bir kromozom için anneden ve babadan birer kopya geldiğini daha net şekilde söylemiş olur. Şimdi ilk olarak alel kavramını açıklayalım. Buradaki kromozomun sizi siz yapan belirli genleri kodlayan küçük bir parçasına alel denir. İnsanların kromozomları birer çift olarak bulunduğu için insanlardaki belirli bir genden bahsederken genellikle bu gen için en az iki alel olduğunu söyleriz. Bunların bir tanesi anneden bir tanesi babadan gelir. Bir örnek verelim. Örneğimiz kan grupları hakkında olacak. Kan gruplarını eminim daha önce duymuşsunuzdur. İşte A, B ve 0 şeklinde ifade edilir ya. Peki bunlar ne anlama geliyor? Şöyle ki bu kan grubunu kodlayan özel bir alel var. Diyelim ki burada iki aleli de A grubu olarak kodlanmış bir adamımız olsun. Burada da bir aleli A, diğer aleli sıfır olarak kodlanmış bir kadın olsun. Erkeğin iki aleli de A kan grubunu kodladığına göre, kan tahlili yaptığımızda adamın A kan grubuna sahip olduğunu göreceğiz. Fakat kadın da iki farklı alel olduğu için hemen emin olamıyoruz. Şimdi sizleri birkaç yeni kavramla tanıştıracağım. Adamda aynı alelden iki tane bulunduğu için alellerin ikisi de A kan grubunu kodladığı için adamın homozigot olduğunu söyleyebiliriz. Burada homo iki alelin de aynı olduğunu ifade ediyor çünkü homo e, Latince kökeninden geliyor aynı demek. Zigot ise ebeveynlerden gelen DNA'ların birleşimi anlamına geliyor. Demek ki homozigot derken ebeveynlerinden aynı alelleri almış olan kişiden bahsediyoruz. Kadına dönecek olursak, kan grubu A mı olacak yoksa 0 mı? Tahlil sonucunda A grubu olduğunu göreceğiz çünkü A aleli baskın yani dominant aleldir. 0 ise çekinik yani resesif aleldir. İki farklı alel olması durumunda baskın olan alel her zaman üstünlüğünü ortaya koyar. Burada A ve 0 var. A baskın olduğu için kan grubu A olarak görülür, A kazanır. Kadın iki farklı alele sahip olduğundan onun heterozigot olduğunu söyleriz. Hetero yine latince kökenli farklı demek, zigot ise daha önce de söyledik ebeveynlerden gelen DNA'ların birleşimi anlamına geliyor. Şimdi size iki kavramdan daha bahsedeceğim. Bir bireyin genlerini iki farklı şekilde ifade edebiliriz. Bunun bir yolu kişilerin alellerini incelemek. Buna genotip deniyor. Bu örnekte adam için genotip AA. Bu iki alelinde A olduğunu bize belirtiyor. Diğer yol ise kişinin fiziksel özelliklerine yani bu genlerin fiziksel yansımalarına bakmak. Buna da fenotip deniyor. Burada hem kadın için hem de erkek için fenotipin A kan grubu olduğunu görüyoruz. Genotip ve fenotip kavramlarının farkını anladınız öyle değil mi? Gördüğünüz gibi iki farklı çeşit genotip ile aynı fenotipe yani A kan grubuna sahip olunabiliyor. Çünkü bazı aleller diğerlerine üstünlük gösterebiliyor. Şimdi biraz da gen katılımından bahsedelim. Diyelim ki az önceki örneğimizde adam ve kadın bir çocuk yapmaya karar veriyorlar. Çocuğun hangi genlere sahip olacağını panıt karesi dediğimiz bir yöntemle tayin edebiliriz. Ya da ta tahmin edebiliriz diyelim. O şekilde belirlemiyoruz tabii de. O yöntemle tahmin etmeye çalışacağız. O şekilde tahmin ediyoruz. Anne de baba da çocuğa birer alel aktaracaklar değil mi? Ve böylelikle çocuğun genleri oluşacak. Panıt karesi alel birleşmeleri sonucu ortaya çıkabilecek bütün ihtimalleri hesaplamaya yarar. Babanın alellerini alıp dikey şekilde yazalım. Anneninkileri de yatay olarak şuraya yazalım. Şimdi bunları eşleştirerek ortaya çıkabilecek ihtimalleri göreceğiz. Kutularımızın ikisinde AA, diğer ikisinde ise A0 olacak. Demek ki çocuk %50 ihtimalle AA, %50 ihtimalle de A0 genotipli olacak. Tabi bu iki genotip de A kan gruplu bir fenotip gösterdiğinden çocuğun kan grubu kesinlikle A olacak. Peki babanın genotipi farklı olsaydı ne olurdu? Mesela onunki de anne gibi A0 olsun diyelim. Şimdi çocuk %25 ihtimalle AA genotipine sahip olacak, %50 ihtimalle A0 genotipine sahip olacak ve bu arada buradaki sıralamanın bir farkı olmadığını da belirtelim. Yani 0A ve A0 aynı şey. Kalan %25 ihtimalle de genotip 0 0 olacak. Bu da demek oluyor ki çiftimizin çocuğu %75 ihtimalle A kan grubuna sahip olacak. Sonuçta az önce de söylediğimiz gibi AA ve A0 genotipi A kan grubu fenotipi ile sonuçlanır. 0 0 genotipi ise 0 kan grubu ile sonuçlanır. Yani bu çiftin çocuğu %25 ihtimalle 0 kan grubuna da sahip olabilir. Evet, gelin şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım. İlk önce alel kavramının ne olduğunu öğrendik değil mi? Daha sonra heterozigot ve homozigot kavramlarını açıkladık ve bir de baskın ve çekinik kavramlarının aleller için anlamına baktık. Ardından genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrendik. Genotip kişinin DNA'sını, fenotip ise DNA kodlarının fiziksel yansımalarını ifade ediyordu. Son olarak da bir çocuğun hangi alellerle doğacağını tahmin etmek için panıt karesini nasıl kullanacağımızı gördük.